Şimdi diyor ki Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh Efendimiz bir hadis-i şerif rivayet ediyor. Efendimiz şöyle buyurmuş. İnne ehadekum yucme'u halkuhu fi batni ümmihi erba'ine yevmen nutfeten. Her biriniz, sizden her biriniz annesinin karnında 40 gün nutfe olarak yani meni olarak kalıyor. Meniyi biliyorsunuz. İşte anne karnında da rahme düştü mü işte 40 gün o şekilde bekliyor. Sümme yekûnu alakaten misle zâlik. Sonra 40 gün daha alaka olarak yani et parçası böyle kan pıhtısı, kan pıhtısı. Böyle donmuş kan pıhtısı olur ya onun gibi oluyor şöyle bir şeye benziyor. Ne kadar itici değil mi bunlar? Meni, kan, donmuş kan. İnsan beğenmiyor. Burada görsem istemem yani. Midesini kaldırır adamın. Sümme yekûnü mudgaten misle zâlik. Sonra da mudga. Mudga Arapça'da böyle bir et parçası. Ciğere benziyor. Ciğer gibi et parçasına denir. Sonra da böyle oluyor insan. 40 gün meni, 40 gün kan pıhtısı, donmuş kan gibi 40 günde bir et parçası olarak anne karnında bekliyor. İş bundan sonra başlıyor. Sümme yurselul melekü. Sonra Allah rahimlerden mükellef olan, sorumlu olan bir melek gönderiyor annenin karnına. Annenin karnına. Feyunfehu fihir ruh. Ona ruh üflenir. Şimdi bu hadis-i şerif meşhur. Lakin bilimi de şimdi işin içine katalım. Bu hadis-i şerifin benzerini başka rivayetlerde 40 küsur gün demiş Resulullah Aleyhisselam. 40 küsur gün sonra ruh üflenir demiş. Bu hadise göre 120 gün yapıyor. Şafii mezhebi bu hadisi baz almış bazı hukuki meselelerde, hamilelikte. Hanefi mezhebi de 40 küsur gün demiş. Bugün bilime baktığınızda ultrasondu, şuydu, buydu, doktor muayenesinde kalp atışı 40 küsur günde duyuluyor artık anne karnında. Kalp atıyorsa ruh bedende demektir zaten. Ruhun üflenmesi 40 küsur gün sonra oluyor. Belli bir zaman sonra da hareketlenme başlıyor falan filan. Tıbbi şeyler. Yani bunu dönem dönem farz edin siz. Sonra bir melek gönderiliyor. Ruh üfleniyor. Alimler demiş ki ruh şuradan üfleniyor. Şuradan. Bu baş kısmı. Hani bebekler doğduğunda kafatasında yumuşak bir bölüm kalıyor böyle. Sonra sertleşiyor. Anladınız mı orayı? Oraya, oranın bir ismi var. O yumuşaklığa söyleniyor. Çocuğun o sonradan sertleşen bölümünden ruh üflenirmiş. Neden böyle söylüyorlar? Çünkü ruh en son oradan çıkıyor. Ayaklardan başlıyor ölürken. Azrail Aleyhisselam ruhu alırken ayaklardan çekilmeye başlıyor. Sonra en son ruh hepsi bitince buradan da çıkıyor gidiyor. İşte o anda imanı korumak asıl olan iş. Sonra o melek ruhu üfledikten sonra ve yu'meru bi erba'i kelimatin. 4 tane kelimeyi oraya nakşeder. Anne karnına değil, onun kaderine nakşeder. Nedir o? Bi ketbi rızkihi, rızkını yazar. Rızkını. Onun ne kadar ömrü boyunca rızık yiyeceğini yazar. Rızkını yazıyor ve ecelihi, ecelini yazıyor. Yani ne kadar yaşayacak? Hastalıkları şu bu. Yani bizim müdahale edemeyeceğimiz direkt bizatihi Allahü Teala'nın emriyle yazılan kaderden bahsediyoruz. Ve amelihi amellerini yazıyor. Ve şakiyun em saidun. Cennetlik mi, cehennemlik mi onu yazıyor. Madem belli biz niye yaşıyoruz? Kardeşim belliyse Allah'a belli. Bize belli değil. Biz biliyoruz mu cennetlik miyiz, cehennemlik miyiz? Bizim görevimiz ne? Kulluk. Allah bizi niye yarattı? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَا اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları yalnız bana kul olsunlar diye yarattım. Ayet-i kerime bu. Bizim görevimiz bu. Sonunda cennete mi gideriz, cehenneme mi gideriz onu biz bilmiyoruz. Ama inşallah cennetlik oluruz. Hem de sorgusuz sualsiz. Evet. Sonra diyor ki Efendimiz Aleyhisselam yemin ediyor, yemin. فَوَلَّذِي لَا اِلَٰهَ غَيْرُهُ Kendinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki. Bak peygamber yemin ediyor. Kendinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki. İnne ehadekum le ya'melu bi ameli ehlil cenne. Hatta ma yekunu
Beynehu ve beyneha illa zira'un. Sizden biriniz öyle güzel ameller yapar ki, namazını, orucunu, her şeyini yapar, ta ki cennetle arasında bir zira, yani 75 santim, 60 santim, 75 santim. Zira şu demek, dirsekten şu parmak ucu bir zira yapar. Zira bir ölçüdür bu. Kaldırdılar o ölçüleri. Bunlar İslam ölçüleri. Cennetle arasında şu kadar, bir, iki karış kalır, o kadar iyi ameller yapar. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا. O adam cennete iki karış kala öyle bir belaya bulaşır, öyle bir pisliğe bulaşır, cehennemliklerin yaptığı işi yapar ve cehennemlik olur diye Resulullah Aleyhisselam. Gördün mü? Hayatın boyunca iyi gidersin ama öyle bir yanlış yaparsın, ondan sonra bu senin felaketin olur. İşte var olan imanın şartlarından birine yok dersin, sabaha kadar teheccüd kılsan ne yazar? Faiz yersin, sabaha kadar la ilahe illallah desen ne yazar? Evet, devam ediyor hadis-i şerif. وَاِنَّ اَحَدَكُمْ لِيَعْمَلُ بِعَمَلٍ اَهْلِ النَّارِ. Sizden biriniz devamlı cehennemliklerin işini yapar diyor Resulullah Aleyhisselam. Namaz kılmaz, içki içer, kumar oynar, şunu yapar, bunu yapar, bir sürü pisliği yapar. Hatta ma yakunu beynehu ve beynaha illa zira'un. Cehennem ne diyor? Arasında iki karış mesafe kalır. Ha, bir zira. Cehenneme gitti gidiyor bu adam artık, yani belli. Derken fe yesbiqu aleyhi'l kitabu, kaderi ona diyor galip gelir. Başta belliydi ya zaten ne oldu. Doğarken belli. Ama Allah biliyor, biz bilmiyoruz. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُدُخِلُهَا. O diyor cennetliklerin yaptığı işleri yapmaya başlar ölmeden önce ve Allah da onu affeder, cennetine koyar. Yok mu öyle tanıdığınız? Hayatı boyunca içmiş, ortalığı perişan etmiş, haram yemiş, bilmem ne. Sonra bir tövbe ediyor. Namaza başlıyor. Dindar bir adam oluyor. Elhamdülillah Müslüman olarak ölüyor. Hiçbirinizin günahı gözünüzde büyük gelmesin. Allah'ın rahmeti hepimizin günahından daha büyük. Ama önemli olan şu, imanla ölebilmemiz, imanla.